Sayın Başkan, Konfederasyonumuz Türk İş'in, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun değerli genel sekreterleri, yöneticileri, kardeş sendikalarımızın değerli genel başkanları, örgütlü olduğumuz işletmelerimizin saygıdeğer temsilcileri, uluslararası üst örgütümüz olan IF'in değerli temsilcisi ve yine bizimle dayanışma için Azerbaycan'dan, Hollanda'dan destek ve dayanışma için bu genel kurulu onurlandıran değerli emek dostları, değerli hocalarım, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın değerli şube başkanları, yöneticileri, değerli konuklar, değerli delege arkadaşlarım, Tekirdağ Sendikası'nın temel taşları olan değerli üye arkadaşlarım, şube başkanlarım, yöneticilerim, temsilcilerim, her birinizi yönetim kurulu ve Tekirdağ Sendikası'nın organları adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Genel kurulu selam. Evet, bundan 4 yıl önce yine bu salonda bir genel kurul yapmıştık. Bize görev verilmişti ve 4 yıl önceki Türkiye'den bugünkü Türkiye'ye geldiğimizde çok şeyler değişti. Gerek ülkemizde, gerek çevremizde önemli değişiklikler oldu bu 4 yıl içerisinde. Bir kere emperyalizmin 1. Körfez Harekatı ile başlattığı Orta Doğu petrollerine el koyma operasyonları, 2. Körfez Harekatı, Arap Baharı, bahar eylemleri ya da Arap Baharı dediğimiz o eylemler, o operasyonlarla birlikte her geçen gün yaygınlaşarak aileler Türkiye'yi ateşin içerisine sokma arifesinde, sınırında bir noktada duruyor. Evet, Irak'ta yaşananlardan dünya ders almamış gibi şimdi Suriye'de binlerce, yüz binlerce insan hayatını, çocuklar hayatını kaybettiler. Hepimizin içi sızladı. O göçmenlerin, çocuklarının, o cesetlerinin sahile vurduğunda hepimizin canı yandı, içi sızladı. Ama insanoğlu bu kadar çabuk unutuyor olayları, gelişmeleri. Bu yaşanan süreç içerisinde Suriye'de milyonlarca insan göçmen durumuna düşmek zorunda kaldı. Ve bu milyonlarca göçmenin bir kısmı da Türkiye'de hayatını idame ettirebilmek için Türkiye'ye geldi, yerleşti. Ve Türkiye'deki işsizler ordusuna yeni işsizler katarak adeta her birimizin işini, aşını, hatta sosyal barışını tehdit eder hale geldi ve kontrolsüz hale geldi. Şimdi bunlar niye oldu diye geriye baktığımızda bu 4 yıl içerisinde özellikle siyasi iktidarın, AKP iktidarının son 10 yılda, 12 yılda uyguladığı politikaların sonucudur demek zorundayız biz. Çünkü AKP göreve geldiği ilk dönem hariç ondan sonraki uygulamış olduğu gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek temel hak ve özgürlükler anlamında uyguladığı politikaların tümüyle adeta ötekileştiren, hesap soran, adeta ceza kesen bir politika uygulamaya başladı ve yandaşlaştırmayla birlikte de bir otoriter yapı oluşturmak için de rejimin genleriyle oynama gibi koşulları zorlamaya başladı ve bu zorlamaların sonucunda çevrede, özellikle de Suriye'de yapılmak istenen o büyük Orta Doğu projesinin, geçmişte büyük Orta Doğu projesi dediğimiz o büyük projenin adımlarından ve ayaklarından birisi olan Suriye'de yapılmak istenen emperyalistlerin yapmış olduğu bu operasyona Türkiye'nin de bir şekilde dahli olması bizim canımızı yakar ve ülkemizi riske eden bir sonuçla bizi karşı karşıya bırakmıştır. Evet, ülkemizde 600 yaklaşık olarak 3 milyona yakın göçmen var. Suriye insanı, Suriye'deki göçmenler yaklaşık 500 bine yakın insan hayatını kaybetmiş. Ama bunların ötesinde bir de Suriye'deki operasyonun Türkiye'ye bir ekonomik maliyetini Türkiye'ye yüklenmek zorunda kalmıştır. Özelleştirmelerden, yani Cumhuriyet'in kurumlarının özelleştirilmesi sonucu elde edilen, bugüne kadar elde edilen yaklaşık 80 milyar dolarlık gelirin, yani kamunun sırtında yük olarak görülen, oysa Türkiye'nin her bir tarafına Cumhuriyet'i kuranlar tarafından iğne oyası gibi adeta işlenmiş, Diyarbakır'ından Silvan'ına, Sason'la, Van'ına, Erciş'ine, Erzurum'una, Kars'ına, Antalya'sına, Çankırı'sına, Yozgat'ına kamuya ait işletmelerin her birisini, özellikle 24 Ocak kararları sonrası dünyada başlayan bu neoliberal politikaların etkin bir şekilde uygulamasıyla birlikte Türkiye'de kimi hevesli siyasetçiler de kamuya ait malları mal vurmuş mağrip gibi satıp biz daha çok özelleştireceğiz mantığı içerisinde hareket etmekle bütün kamuya ait işletmeleri yok etmiş, satmışlar ve Türkiye'yi adeta kamu kavurundan kurtulacağız iddiasıyla ortaya çıkan siyasi iktidarlar
bütün Türkiye'nin cumhuriyet kurumlarını, cumhuriyet mallarını yok pahasına satarak elde ettikleri 80 milyar dolar gelirin 40 milyar dolarını Suriye'den gelen göçmenlere harcamak zorunda kalmışlardır. 40 milyar dolar Türkiye'nin Suriye'deki göçmenlerden dolayı üstlendiği fatura. Bunun karşılığında Cumhuriyet'in 80 yıllık birikimlerini satarak elde ettikleri, özellikle AKP iktidar döneminde elde edilen özelleştirme gelirlerinin toplamı 80 milyar dolar. Şimdi ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı, dünün Başbakanı Ankara'da 80 gün boyunca zemherinin sonunda eylem yapan ve işine yaşına sahip çıkmak için mücadele eden tekel işçilerine karşı televizyonların karşısına çıktığında tekel işçilerin maliyetinin 300 milyon, 400 milyon TL olduğunu ve bu ülkenin çekemeyeceği kadar sonuçta yükler yüklediğini, özelleştirme sonucu bu yüklerden kurtulmak istediklerini söyleyen bu ülkenin başbakanı Suriye'de kardeşim Esad'dan geldiği Esed'e 40 milyar dolar bir yükü bizim üzerimize fatura etmiştir. Bu politikaları bu kürsüden reddediyoruz. AKP iktidarı hakkını başına almak zorunda. Bugüne kadar yaptığı yanlışlardan vazgeçmek zorunda. Ötekileştirme, ayrıştırma, bölme, tehdit etme dilinden vazgeçmek zorunda. Yoksa işte bu son yaşadığımız 23 Haziran seçimlerinde olduğunun gibi etkilerini çok daha fazla ve çok daha acımasız görecektir. Çünkü Türk halkı artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ve biz işçiler bu ekonomik yanlış, bu uygulanan siyasi yanlışların faturasını ekonomik olarak ödemekten yorulduk, yorgun düştük. İşimiz aşımız risk edilmektedir. Biz yoksullaşıyoruz, biz işsizlikle tehdit ediliyoruz. Ve işletmelerimiz ve uygulanan bu politikalar sonucu işletmelerimiz zor durumda kalmak zorunda kaldılar. Yani işçi çıkarmayı tercih eder, bunu yandırır. Biz onun için diyoruz ki özellikle bu çevremizde olan bu yanlış politikalar sonucu içine bir şekilde girdiğimiz Suriye'de bir an evvel kanın ve gözyaşının durması ve Suriye'de bir an evvel coğrafi anlamda ilerleme komşumuz olan ve olmak zorunda olan bu ülkeyle bir an evvel el sıkışarak barışın tesisi için öncelikle Türkiye'nin, Suriye'nin ve bölgesel ülkenin acilen toplantı tertip ederek bu savaşı sonlandırmaları gerekiyor. Öte yandan bu ülke çevresiyle olan ilişkilerini, özellikle uluslararası anlamda çevre ülkelerle olan ilişkilerini yeniden konumlandırmak ve yeniden gözden geçirmek zorundadır. Atatürk'ün koyduğu ülke doğrultusunda yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini uygulayabilecek bir dış politika, o Osmanlıcılık hayalinden vazgeçmiş bir dış politika, saygın, barıştan yana, özgürlüklerden yana bölgesinde saygın bir ülke iddiasını sürdürme iddiasında olan bir ülke konumuna yeniden dönmek zorunda dış politikada, uluslararası politikalarda. Başka türlüsü bu ülkeye ağır bedeller ödettirecektir. Amerika'nın özellikle Irak, peşinden İran ve Suriye çerçevesi içerisinde baktığımızda doğuda özellikle Ermenistan'da yapmak istediği şeyleri de bir çerçevenin içerisine bize oturtturduğunuzda çevremiz kuşatılmış durumda. İşte Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Yunanistan'la birlikte özellikle Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinden kimilerinin işbirliği içerisinde bir anlaşma yapmasının anlamını bugünden kavrayabilmek zorunda bu ülkeyi yönetenler. Gelecek daha karanlık, gelecek daha endişeli. Biz bu geleceği bugünden görerek ülke olarak tedbirlerimizi almak zorundayız. Peki bunların bize faturası biraz önce söyledim, sadece Suriye için 40 milyar dolar. Türkiye'nin silahlanma yarışına ve hepsinden önemlisi Türkiye'nin kendi kaynaklarını geliştirmek için doğru politikalar uygulamaması sonucu özellikle de faize ve transfer olarak ödediği paraların bedelini bu yoksul halk ödemekte, vergi olarak ödemekteyiz. Biz bu yükü taşımak istemiyoruz artık. Değerli konuklar, özellikle temel felsefe olarak biz sendikalar savaşa karşıyız. Biz sınıf örgütleriyiz, emek örgütleriyiz. Bizler savaşı hiçbir şekilde desteklemeyiz. Hangi koşulda olursa olsun savaşa karşıyız. Çünkü savaşın faturasını hep yoksullar öderler. Hep yoksul kesimler öder.
yoksul halklar öder savaşı. Emperyalistler de bu savaştan sürekli kendilerini güçlendirerek çıkarlar. Biz sendikalar savaş dilinde kullanamayız. Onun için özellikle bu Suriye meselesinde tekrar sivil toplum örgütleri, sendikaları bu meseleye duyarlı olmaya ve tekrar bu meseleye dur demeye çağırıyoruz bu kürsüden. Türkiye bir an evvel komşularıyla, İran'la, Irak'la, Suriye'yle, yukarıda Azerbaycan'la olan ilişkilerini geliştirmek, bu tarafta Yunanistan'la olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda. Ve Türkiye ötekileştiren tehdit dilinden, Türkiye'yi yönetenler barış diline dönmek zorundalar. Kendi haklarını korumak başka bir şey, tehdit etmek, savaş dilini kullanmak başka bir şeydir. Ve özellikle de barış dilini kendi insanına karşı da kullanmak zorunda bu ülkeyi yönetenler. Nitekim son seçimlerde de gördük, Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseten meydanlara çıktı, propagandalar yaptı ve kullandığı dil bu Türk halkını ve bizi rahatsız etti. Sayın Cumhurbaşkanı da buradan sesleniyoruz. Siz Cumhurbaşkanısınız. Bizim için Cumhurbaşkanı bu ülkenin çimentosudur. Bu ülkenin birleştirici unsurudur. Siz ayrıştırıcı, ötekileştirici bir pozisyona düşürüyorsunuz kendinizi. Bu bizi rahatsız ediyor. Siz ya 82 milyon Cumhurbaşkanı olacaksınız ya Cumhurbaşkanlığını bırakacaksınız. Parti başkanlığı yapacaksınız. Sizin kullandığınız dil bizi rahatsız ediyor. Bu ülkeye zarar veriyor. Biz Cumhurbaşkanlığı makamını geçmişte tek dereceli sistemde yapılmadan önce parlamenter sistemde yapıldığında daha birleştirici, daha kucaklayıcı bir makam olarak bilirdik. Ve o toplumun derdi olduğunda, sıkıntısı olduğunda, toplumun başına bir iş geldiğinde o birleştirici çimento devreye girerdi. Zor da olsa bir sonuç alınırdı. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeri geldiğinde ben partili cumhurbaşkanıyım diyecek. Ama yeri geldiğinde de en ufak bir eleştiri yapıldığında hakkında soruşturma açılacak. Bu antidemokratikleri bu kabul edilemez. Bu cumhurbaşkanlığı makamına da zarar veriyor. Bizi nereye kadar susturacak ve tehdit edeceksiniz? Biz konuşuyoruz. Tekrar sendikası olarak söylüyorum. Biz icranın yaptığı her hareketi, her yanlışı eleştirme özgürlüğümüzü koruduk. Biz Tekfidai Sendikası bağımsız ve özgür bir sendikayız. Allah'tan başka kimseye biat etmedik. Bir üyelerimize onun önünde eğildik, bir de Allah'ın önünde eğildik. Onun için siyasi iktidarı bir kez daha veriyoruz. Ötekileştirici, ayrıştırıcı, bölücü dilinizi gözden geçirin. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha uyarıyoruz. Ya Cumhur'un başı olun, ya AKP'nin başı olun. Bizim canımızı yakıyorsunuz. Bizim canımızı yakıyorsunuz bu anlayışla, bu yönetim tarzınızla. Ve ülkeyi içinden çıkılmaz bir kaosa doğru sürüklüyorsunuz. Bunu fark edin lütfen. Ve şu ortaya koyduğunuz seçimler, özellikle İstanbul seçimlerinde. Sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Ermenisi, ateisti herkesin işbirliği içerisinde kol kola kardeşçesine size karşı ders verme iddiasıyla sizin iptal ettiğiniz o hukukun elinden aldığınız bir zatın yeniden hukukunu daha güçlü bir şekilde vermek için ortaya koyduğu o çabanın mesajlarını doğru okuyun. Ve lütfen bu iki şapkanızdan birisinden vazgeçin. Yoksa bu halk size vazgeçmek zorunda bırakacaktır. Şimdi biz Tekfidai Sendikası olarak zaman zaman eleştirilerle karşı karşıya kalırız. Bize derler ki siyaset yapmayın. Sendikalar siyaset yapmasınlar. Biz de deriz ki siyaset bizim günlük yaşamımızda ödediğimiz vergileri, elektriğimizi, suyumuzun faturasını, bizim maaşımızdaki kesintiyi, maaşlarımızın üzerindeki vergi yüklerini, hayata dair her şeyi, eğitimimizi, sağlığımızı siyaset kurumu belirliyor ise ve biz üyelerimizin refah düzeyini geliştirmek için onlar adına toplu sözleşmeler yapıyor, onları örgütleyerek onların refah düzeyini geliştirmek için bir mücadele veriyor isek, biz ne kadar iyi toplu sözleşmeler yaparsak yapalım, siyaset kurumunda sendikal hareket etkili olmadığı sürece biz çalışanlarımızın almış olduğu ücretleri vergiye, sigorta primlerine ya da dolaylı vergilere bir şekilde heba ederiz. Ve işletmeler bu yükü çekemez. Herkes çöker bir yapının altında. Biz siyaset yapacağız. Sendikalar siyaset yapmak zorunda. Türk İş'in değerli yöneticisi, konfederasyonlarımız misyonlarını kaybediyorlar. İşçi konfederasyonları için söylemek istiyorum özellikle. AKP iktidarı döneminde 3 tane konfederasyonun 3'ü de AKP'ye bağlı şube müdürlüğü durumuna düşürülmüştür maalesef. İşçi örgütlerinin üst örgütü olmaktan uzaklaşmış, korkmuş, pısmış, sinmiştir.
Ve Türkiye'de konfederasyonların, bir tek Türk işçinin söylemiyorum bunu. Size bu konuda bir tam olarak da kabul etmeyin lütfen ama bu düşüncelerimi ve Türkiye'de bu tespiti yapmak zorundayız artık. Türkiye'de işçi konfederasyonların misyonunu tamamlamıştır. Ya yoldan çekilecekler ya yeni bir yol açacaklar. Biz sorunlarımızı çözmek için, işçilerden gelen talepleri çözmek için, üyelerimizden gelen talepleri ya da işverenlerimizden gelen talepleri çözmek için, özellikle özel sektörde bu sorunları çözmek için her tür sosyal diyaloğu kurarken, işçi örgütlerimizin üst örgütü dediğimiz konfederasyonların, DİSK'in, Türk İş'in, Hak İş'i hiç saymıyorum. O sahibinin sesi zaten. Ben onu işçi örgütü olarak saymıyorum. Memur senin, bir memur sendikası olarak, konfederasyon olarak zaten saymıyorum. Onlar sahibinin sesi. Parantez açarak söyleyeyim, hatırlar mısınız? Türkiye'de anayasa değişikliği ile ilgili billboardlara çıkıp temel hak ve özgürlüklerle ilgili o sendikalar paralarını verip işe bağlı sendikalara ilanlar yaparlardı. Türkiye'de adeta totaliter bir anlayışın etkin olduğu bu dönemde hiç sesleri çıkıyor mu onlar? Rejim değişti. Temel hak ve özgürlükler artık sindirilmiş, susturulmuş, kimse konuşamaz hale getirilmiş. AKP iktidarı herkesi yandaşlaştırmış. Yandaşlaşmayanları da adeta terbiye etmek için hava altından sopa gösterir hale gelmiştir. Parantezi kapatıyorum. Bunlar ihtiyaç duyulduğunda yapıya esiye sürülen insanlardır. Geçtiğimiz günlerde Hak İş'e bağlı Hak İş'in başkanı Bor Belediyesi'nde işten atılanlarla ilgili Ankara'ya yürüyüş yapıyor. Çaykur Derneği'ndeydiniz. Demokratik hak ve özgürlüklere saldırılırken biz referandum diye işin iradesine saygı duyalım dediğimizde neredeydiniz? Peki Çarşamba Belediyesi'nde işçiler zorla akışa geçirilirken, Isparta Belediyesi'nde ilk dönemlerden bahsediyorum, ta 2006-2007'li yıllarda, Isparta Belediyesi'nde işçiler zorla ağlayarak zendalarını değiştirilirken neredeydiniz? İstanbul Belediyesi'ni akışlaştırırken neredeydiniz? İnsanlar işten atarken, aşırından ederken, temel hak ve özgürlüklerine ve sendika haklarına saldırılırken neredeydiniz işçi örgütüyseniz? Diyediniz ki o günlerde de işçilere, ki işçileri bu konuyu birazdan geri döneceğim, işçiler referandum hakkını kullanmalı, referandum yapalım, işçilerin tercihlerine saygılı olalım diyebilirdiniz. Şimdi kalkmışlar sendikacılık oynamaya kalkıyorlar. Aa, Ahmet Diyarbakır'ın dediği gibi hadi oradan onlara da yani, onları işçi örgütü bile demez. Tamam, kapattım bunu. Şimdi biz özellikle Türk İş ve DİSK'in kendini gözden geçirmesini istiyoruz. Kendisine bağlı sendikalar operasyon yapma yerine Türkiye işçi sınıfının sorunlarına çözüm üretmek. Onlara sendikalara yol göstermek, tıkandığı yerde parlamentoya bu konuda yeni yasa teklifleri hazırlayarak üst örgüt konumunu muhafaza etmek zorundadır. Konfederasyonlar işçi sendikalarının görevlerini üstlenirse Türkiye'de sınıf hareketi yok olur. Sendikal hareket güçlü olmak zorunda. Sendikalar güçlü olmak zorunda. Konfederasyonlar ulusal ölçekli bir mücadeleleri örer, bunları planlar. Parlamento düzeyinde işbirliklerinin önünü açar. Ve ortak yapılması gereken eylemlikler ya da ülkemize yapılacak bir saldırıya karşı ortak eğilimlikleri görürler ve maalesef bunu yapamaz durumda. Ve Konfederasyonumuz Türk İş'in değerli yöneticisinin huzurunda bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü biz son yıllarda bir araya gelemedik. Eyüp Bey kardeşim bizim yıllarca beraber görev yaptığımız bir arkadaşımız. O konfederasyona yeni gelmiş, görevini yeni almıştır. Ben onu bu konuda burada söylediğim her bir lafın dışında tutmak istiyorum ama biz konfederasyonun genel politikalarını konuşuyoruz. Konfederasyon yönetimi işlevsizleşmiştir. Hatta AKP'nin kuyruğuna takılmış şube müdürlüğü durumuna düşürülmüştür. Bu işler acısıdır. DİSK bundan farklı mı derseniz yok. Bu da CHP'nin peşine takılmış bu arada. Belediyeleri örgütlemek işinde, belediye şimdilerini takmak işinde. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Türk İş'in yeniden kendisini gözden geçirmesi, gerekiyorsa çalıştaylar düzenleyerek, arama konferansları düzenleyerek, kırmızı kitabını oluşturması ve hedeflerini belirlemesi gerekiyor. Aksi takdirde Türk İş, işçi sınıfına ve sınıf mücadelesine, DİSK sınıf mücadelesine zarar vererek olumlu ve sendikalar buradan ayrılmak zorunda kalacaklar. Çünkü biz çok büyük miktarda bir aidat ödüyoruz konfederasyonumuza. Oysa ben örgütleme nedeniyle işten atılmış arkadaşlarımıza ayda 1.000 lira gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücreti ödemeyi, Türk İş'e aidat ödemesi 200 tane arkadaşımıza her ay onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir bedel ödemeyi, ödeme şansım olacak. Peki Türk İş'in ya da konfederasyonların katkısı işçi sendikalarında hiçbir şey yok. Bu anlamda konfederasyonumuzla ilgili gündemimizin 9. maddesinde tekrar konfederasyonumuzdan ayrılma ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Konfederasyonumuzun değerli yöneticisi de
Tensip ederlerse konuşurlar, kardeşlerimiz takdir ederlerse orada bizleri bilgilendirirler. Biz bunları demokratik ortamda tartışmak istiyoruz. Bu tartışmanın sonucunda genel kurul bir karar verecek. Biz bu genel kurulun en sağlıklı karar vereceğine inanıyoruz. Ve şunu paylaşmak istiyorum bu konuyu kapatmadan önce. Türk İş'te olan ilişkilerimizde biz kurucu olduğumuz günden bu tarafa, 1952 yılından bu tarafa Türk İş içerisinde yöneticilerini, genel başkanlarını, her türlü maddi ve manevi küfetlerini sorumlanmış biz, sorumluluğunu üstlenmiş bir senedeyiz. Türk İş'ten ayrılmak bizi üzer, bizim canımızı yakar. Ama bilesiniz ki 2008 yılından bu tarafa Türk İş'in yönetimiyle bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık içerisindeyiz. Ortak ideallerimiz yok aklımız. 2008'in 1 Mayıs'ında başlayan, 2009'da tekel eylemleriyle ayyuka çıkan Çaykur mücadelesinde yalnızlaştırılan bir tekrida, 2010'da tekel mücadelesiyle ayyuka çıkan ama konfederasyon tarafından tam tersine bugünkü yöneticisinin içinde bulunduğu, Eyüp Bey'i tercih ediyorum yine, bugünkü başkanın içinde bulunduğu o mücadelenin etkisizleştirilmesi ve başarısız bir şekilde bitmesi için çabalayan o mücadele, o yalnızlaştırma işlerine karşı daha öteye taşımak istemiyorum kelimeleri kullanırken artık canımızı yakmıştır ve sürdürülebilir değildir. Bunlar yetmiyormuş gibi. Sayın başkanlar, bunlar yetmiyormuş gibi. 2013 yılında da Türk İş'in şimdiki başkanının içinde bulunduğumuz 3 tane arkadaşımızla birlikte kimi bakanlarla yapılan toplantılar sonucunda Tekirdağ İş Sendikası'nın başkanının istifasını getirip biz de sizinle Çaykur'da sözleşme imzalayalım gibi lüzumsuz düzeysiz ilişkiler içerisine girerek tekrar bir operasyon yapılmasını asla unutmadık, not ettik. Bunlara bir ümit kurduk. Ama bir gün bu yanlışlardan vazgeçilir diye bekledik. Ama maalesef her geçen gün mevcut Türk İş'in başkanı barış dilini, aynı AKP'nin genel başkanı gibi barış dilini reddeden, ötekileştiren, ayrıştıran ve yandaşlaştırmaya çalışan o yöntemi uygulamaya devam ediyor. Bu bizi üzmektedir ve Tekirdağ İş Sendikası bunun için çok uzun süredir çözüm yolları aramaya devam etti. Başkanlar kurulu oturdu, konuştu. Genişletilmiş başkanlar kurulumuzla konuştu. Ve geldiğimiz noktada biz bu konuyla ilgili girişimlerde Türk İş'e yazılar yazarak bulunduk. Şimdi konuşma zamanı. Biz konfederasyonumuzdan bu konuda hala çözümler üretmesini bekliyoruz. Bu çözümler konfederasyonun birliğine, işçi sınıfının gücüne katkı verecek, konfederasyonun pozisyonunu özellikle üyelerinden talep ettiği aidatları da dahil çalışma usulü ve esaslarını yeniden gözden geçirmesi gerekecek. Biz Türk İş'ten ayrılma konusundaki hassasiyetimizi ve dikkatimizi koruyoruz Sayın Denizci. Sayın Başkan. Sizin de bizim bu gündemin maddesinde burada olduğunuzda bir kardeşçe bu genel kurulla birlikte bizlere aydınlatıp nedenlerini ve işinlerle birlikte konuşma fırsatı verirseniz seviniriz. Bu konu yüzünüz olursa kapatacağım ama son söz şu. Türkiye'de konfederasyonlar biraz önce söyledim. Kendisini gözden geçirmek zorunda. Çünkü konfederasyonlara yansıyan her şey yeniden öteleniyor ve sorunlar çözümsüz hale geliyor. Görüştük, temas kurduk demiyor ama hiçbir şey yok. Bunun en basit örneklerinden birisini söyleyeceğim. Özellikle bu Kıdem tazminatı meselesi sık sık gündeme getirilir. Türkiye'de yaklaşık AKP iktidarı, 17 yıllık AKP iktidarında da her yıl pişirilir kıdem tazminatı gündeme getirilir. Konfederasyonda yöneticilik yaptığım dönemlerde de bunu konuşurduk. Kıdem tazminatını bu siyasi iktidarın kaldırmaya cesareti olamaz, gücü yetmez. Ama bize kıdem tazminatını gösterirken biz neyi kaybediyoruz'a bakmak lazım. Bize her kıdem tazminatı gündeme getirildiğinde mutlaka bir şeyler alındı çalışma hayatından, işçilerden, emekçilerden. Emeklilikteki yaşlar, sosyal güvenlik hastanelerinin özelleştirilmesine, hastanelerin devredilmesine ve primlerin artırılmasına, sorunlu emekliliklere, fonlara varana kadar her seferinde siyasi iktidar bizi ölümle tehdit edip sıkmaya razı eden hale geldi. Şimdiki gündeme geldiğinde de kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı şey besin zorunlu hale gelmesidir. Kıdem tazminatı ile ikisi aynı anda gündeme geldi. Besten bir kaynak yaratacaklar ve bizi kıdem tazminatını kurtardık diye geçici olarak bir sevinç içerisine sokacaklar. Yine bu konuda bu genel kurulun huzurunda bir şey söylemek istiyorum. Kıdem tazminatı meselesi Türk İş'in
sanıyorum 2011 olan genel kurulunda da genel grev nedeni olarak kabul edildi ve Türk İş Genel Kurulu'nun kararı vardır. Biz o genel kurul kararı sonrası, işveren temsilcilerimiz de buradayken onların huzurunda söylemek istiyorum. Biz o genel kurul kararı sonrası Tekirdağ Sendikası Başkanlar Kurulu ve biz o dönemde birlikte bir ortak birliktelik oluşturduğumuz sendikalarımıza verdiğimiz bir kararla kıdem tazminat hangi koşulda parlamento gündemine gelirse gelsin, hangi zamanda ve hangi koşulda gelirse gelsin, biz hiçbir yerin, yani Türk İş ne karar alacak, sendikamız ne karar alacak gibi bir beklenti içerisine girmeden, kardeş sendikalar ne yapacak gibi bir beklenti içerisine girmeden, şarteli indirir ve en yakın fabrikaya buluşmaya yürürüz. Kırmızı çizgi lafını filan biz anlamayız. Kırmızı çizgiler filan aşınıyor. Bunların altından üstünden giriliyor, çıkılıyor filan ama Tekirdağ Sendikası olarak bu salonda bulunan delegelerimizin huzurunda bir kez daha teyiden söylemek istiyorum. Biz bu örgütümüzün geçtiğimiz dönem olağan genel kurul kararıydı. Bu olağan genel kurulda da yine kararlar komisyonumuzda bu konuyla ilgili kararlar alınmıştır. Genel kurulun bilgilerine sunulacak ama bir kez daha teyiden genel kurulda misafirlerimizin huzurunda delegelerimize soruyorum. Genel kurula, kurula, parlamentoya, bakanlar kuruluna kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme geldiğinde biz işimizi bırakıp fabrikalarımızı terk ederek en yakın fabrikayla buluşmak üzere çalışanlarıyla alkışlarla genel görevi başlatacak mıyız kardeşim? Evet. Bizi hele işçileri hiç kimse test etmesin. Biz iktidarların gücünden korkmuyoruz. İşçilerin tek gücü vardır. Kendi üretimden gelen gücüdür. Diğer güçleri, siyasi gücü, tüketimden gelen gücü bunlar ayrı. Ama işçilerin tek gücü vardır. Üretimden gelen gücüdür. Bunu kullandıkları anda hayat durur. Her şeyi durur. İktidarlar yok olur. Muktedirler yok olurlar. Onun için fazla işçilerin sabrı zorlanmamalı diyoruz. Ve Türk İş'in de yöneticileri, kardeş sendikalarımızın yöneticileri de buradayken onların da bu konuda kararlılıklarını biliyoruz ve bu konuda kararlı duruşlarıyla birlikte aynı zamanda işverenlerimize de özel önemli bir katkı sunmuş olacağız. Kıdem tazminatı çok uzun bir hikaye ama TİSK'imizin Sayın Genel Sekreteri de buradayken söylemek istiyorum. Kıdem tazminatı ona devredildiği anda çalışanların aidiyet duygusu terk edilecek, yok olacak. İşletmede siz kalifiye elemanı tutamazsınız ki. Bunca yıllık çalışmış, 10 yıllık sizin ustanız ertesi gün bir yerden bir teklif aldığında kıdem tazminatı da yanmayacağını göre alasmamadı diyecek. Bu bir. İkincisi, işletmelerin geleceğiyle ilgili sürdürülebilir bir endüstriyel ilişki kurma şansı ortadan kalkacaktır. Üç, zaten sizde var olan primleri iktidara niye teslim edeceksiniz ki? Fonların durumu belli. Bizim bir işsizlik fonumuz var değerli. Çok popüler olan o işsizlik fonumuzun da içine ettiler. Müteahhitler, kaynak yarattılar. Ortada bol falan yok. Arada yok. Şimdi hükümet para verince kıdem tazminatı yok, bez falan diye yeniden soygun düzeni kuruyor. İşverenler buna razı mı? Siz razı mısınız Sayın Yalnız? Değerlendirmiyoruz. Değerlendirmeyin. Değerlendirmeyin lütfen. Sizin olan paraları sizin elinizden almaya kalkıyorlar. Siyasi iktidar kıdem tazminatı fonuna işverenler %2, işçiler %2, %3 de ben katkı koyacağım diyebiliyorsa siz bunu değerlendirin ama sizin yok böyle doğrudan doğruya elinizdeki kaynakları kendi inisiyatifine alıyorsa bunu değerlendirecek hiçbir tarafı yok. Onun için bu kıdem tazminatı meselesini işçi işveren örgütleri ortak akıl çerçevesinde sahiplenmek ve tavır koymak zorunda. Kıdem tazminatı fona devredildiği anda bunun anlamı şudur, işçilerin ve işverenlerin birikimlerine siyasi iktidar el koyacak ve yandaş müteahhitlere teşvik edecek. Evet biz Tekirdağ Sendikası olarak Türkiye'nin gıda sektöründe ulusal ve ulus ötesi şirketlerinde örgütlü ve güçlü bir sendikayız. Her yıl yaklaşık 38 ila 39 arasında bir toplu iş sözleşmesi yaparız. Toplamda 2 yılda 78-80 civarında toplu iş sözleşmemiz yaptığımız işletmemiz ya da iş yerimiz var. Bu salondaki çalışanlarımız, arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımızın huzurunda işverenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Onlarla Türkiye'nin örnek endüstriyel ilişkilerini kurduk. Onlarla bütün sorunlarımızı konuşarak,
tartışarak ama işletmemizin geleceğini önümüze koyarak akılcı çözümler ürettik. Ve Türkiye'nin örnek endüstriyelerinin ilişkilerini kurmuş, işvereniyle, işçisiyle, işveren temsilcileriyle, sendikasıyla etli tırnak gibi olmuşuz. Bize, bizimle bu işbirliğine koyduğunuz katkılar için çalışanlarımızın huzurunda işveren temsilciler olarak sizlere minnet ve şükran duymalarını yapmak istiyorum. Aynı şeyleri düşünmediğimiz, aynı şeyleri konuşmadığımız zamanlar olur. Ama bunu birbirimizi ikna ederek, ortak akıl ekseninde çözüm yolları bularak yolumuza devam etmek zorundayız. Biz Tepkidayı Sendikası olarak önceliğimiz işletmelerin yaşamasıdır. İşletmeler yaşarsa işçiler yaşayacak, işçiler oradan rızkını temin edecek, işçiler oradan hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu geliri elde edecek. İşletmeler yaşarsa biz toplu sözleşmelerle orada kendi kazanımlarımızı, refah düzeyimizi geliştirmek için çalışanlar adına iyi şeyler elde etme mücadelesi vereceğiz. Ve bugüne kadar böyle oldu. Tepkidayı Sendikası grevlere gider. Grevi biz hiçbir zaman araç olarak, amaç olarak görmeyiz. Grev en son başvurulacak araçtır ve bazen bu herkes için de bir ihtiyaçtır. İşletme için de, işçi için de, sendika için de ihtiyaçtır. Ve grevin sonucunda herkesin yeniden kendisini gözden geçirmesi için, ortaya çıkan sonuçları değerlendirmesi için de, endüstriyel ilişkilerin sürdürülebilir olması için de tarihi bir fırsattır grevler. Bazen grevlerden herkes korkar, öyle değildir. Grevler sonuçları itibariyle baktığınızda işletme içinde, çalışanlar içinde, sendika içinde yararlı sonuçlar doğurur. Yeter ki grevlerin amacına saptırmayın. Yeter ki grevleri asıl hedeflerinizin dışına çıkararak başka amaçlar için kullanmayın. Sendikalar akılcı politikalar üreterek çalışanlarının refah düzeylerini geliştirmek için bütün gücüyle kendilerini gözden geçirmek, yerleştirmek ama endüstriyel ilişkilerde, özel sektörde anlayacak politikalar üretmek zorunda. Ve çalışanlarımız rekabet edilebilirliğin ölçüsüne dikkat ederek toplu iş sözleşmesi taleplerine bulunmak zorundadır. Aksi takdirde kayıt dışılıkla kayıt içi çalışan işletmelerimizin rekabetlerinde sorunlar yaşanır. Haksız rekabetin sonucunda var olan işletmelerimiz zora düşer ve bunun karşılığında da işten çıkmalarla karşılaşırız ki zaman zaman bunları biz yaşıyoruz. Bu anlamda biz sendika olarak ücret politikalarımıza çok dikkat ediyoruz toplu sözleşmelerde. Türkiye'de en iyi sözleşmelerini yapma iddiasında olan bir sendikayız. Özel sektörde örgütlüyüz. Bizim kamuda üyemiz yok. Özel sektörde ve farklı iş yerlerinde, farklı işletmelerde örgütlü bir sendika olarak bu farklı işletmelerde çalışan her arkadaşımızın güvenli ve sürdürülebilir bir ücret olması için çabalıyoruz. Yani öyle bir ücret politikası uygulamalı ki toplu sözleşmelerde bu sendika ücretiyle çalışanın üyesinin en iyi gelir düzeyini yakalaması için çabalamalı. Aynı zamanda o elde ettiği toplu sözleşmelerde elde ettiği o ücretle de çalışanların işinin riske edilmeyecek, haksız rekabet karşısında işletmeyi zora düşürmeden çalışanların işini de riske etmeyecek bir düzende yürütülmelidir. Bu bizim için çok önemlidir. Ve sendika olarak bugüne kadar bunu uygulaya geldik. Ve örgütlü olduğumuz işletmelerimizde barışı, kardeşliği, dayanışmayı ve güveni önümüze koyduk. Ve biz öncelikle bir işçi örgütü olarak işletmenin yaşamasının ötesinde işçilerimizin, üyelerimizin hukukunu korumak gibi bir sorumluluğumuz olduğumuz bilinciyle davranırız. Ve işverenlerimiz her zaman doğru kararlar vermezler çalışma hayatıyla ilgili. Çoğunlukla da çalışanların en kolay yolu seçerler, işletmeyi yönetenler ya da uluslararası şirketler. Çoğunlukla çalışanlardan sayıyı azaltmak, en az kişiden en yüksek verimi almak gibi bir kolaycılığa kaçarak işçi çıkarma yolunu denerler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu en son çare olmak zorunda. Üretime katkı veren işçiler insanüstü çalışıyorlar tezgahlarının başında zaten. İşletmeler tasarruf yapacaklarsa yönetimden ya da sahip kaynaklarda yaptırdıkları işlerden, harcamalardan tasarruf yapmalılar. Doğrudan hemen ilk akla gelen, biz burada işletmede yukarıdan bize böyle bir sinyal geldi, bu sayıyı azaltın, bir tasarruf yapın. Bu kabul edilebilir değil. Bunun akılcı çözümleri sonuna kadar zorlanmalı. Ama illa bu kaçınılmaz ise, biz işletmelerin işçi almak kadar işçi çıkarmasının da işletme yönetimlerinin bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunu hukuka uygun,
çalışanların vicdanında karşılığı olacak çözümler üreterek yapması halinde çalışanlar da sendikada bu konuda işbirliği yapar her zaman. Ancak ben yaptım ve bunu biz yapıyoruz derseniz hem bu endüstriyel ilişkiler açısından hem ülke demokrasisi açısından hem de demokratik kültür açısından hoş karşılanmaz. Bu sıkıntı yaratır. İşte biz sendika olarak bu konuda hassasiyetimizi koruyoruz. Biz işletmelerimizi seviyoruz. İşletmelerin yönetenleri seviyoruz. Bizim kimse düşmanımız değil. Ötekileştirmek istemiyoruz. Ve buna da izin vermiyoruz sendika olarak. Ama işletmelerimizden de bu kürsüden bir kez daha çağrı yapıyorum işletme yöneticilerimize. Lütfen işçi çıkarmayı ilk tasarruf maddesi olmaktan çıkarın. Bunu en son uygulayabileceğiniz çaresizliğin çaresi olarak yedekte tutun. Onun dışında daha büyük yatırımlarla farklı tasarruflar sağlayarak işletmelerin önünü açın. Sizden beklentimiz de ricamız da çalışanlar olarak budur işveren tesisler. Tabii işletmelerimize yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye'nin istihdama ve yatırıma ihtiyacı var ama Türkiye bu siyasi iklim içerisinde yatırım çekemez. Geri döneceğiz siyasete. Bu iklim içerisinde Türkiye'ye yabancılar getirip yatırım yapmazlar. Siz teşvikler falan vermeye kalksanız da olmaz. Kimsenin malı güvencede değil çünkü. Kimsenin yatırım sermayesi de güvencede değil. Türkiye 15 Temmuz darbesini yaşadı geçtiğimiz dönemlerde. Bir kere buradan söylüyorum, bunu lanetlemeyen olmaz. Hele hele işçiler 12 Eylül'de de her tür 12 Mart'ta da her tür antidemokratik uygulamaya, darbeye karşıdır. Biz sendikalar sonuna kadar buna karşı olmaya devam edeceğiz. Bu 15 Temmuz alçak harekatı dedikleri hareketin içerisinde o yaşanan sıkıntıları birlikte yaşadık. Buna karşı birlikte durduk. Ama burada bir şeye dikkatimi çekeceğim. Orada bir şey oldu. Herkesin gözünden kaçtı. Tabii bunu ekonomistler bilir, değerli hocalar falan bilirler ama 15 Temmuz sonrası Cadı Avı başladı. Ve FETÖ'ye ait olduğu işletmeler hiçbir yargı kararına dayanmadan operasyona tabi tutuldular. Ve onların başına kayyumlar atandı. Oysa Dünya Ticaret Örgütü'nün yani kurallarını kabul etmiş anlaşmaları yapmışız biz. İnsanlar yargı kararı olmadan insanları mülküne koyarsanız yabancı sermaye tedirgin olur. Vay ne oluyoruz der. Ve nitekim 15 Temmuz sonrasında bu FETÖ'ye ait işletmeler, finans kaynaklarına yargı kararı olmadan başlarına kayyum atanmayla birlikte yabancı sermayede bir tedirginlik oldu. Ve yabancı sermaye odur, budur, hedeflediği, planladığı yatırımlarını bizim sektörümüz için söylüyorum, yapmıyor. Çok istisnalar hariç yapmıyor. Bunun anlamı şu, Türkiye'de güvenli bir siyasal iklim yok artık. Kimin malı, kimin sermayesi, serveti gündemde şişe, güvenlik işinliği için sayın. O zaman bu yatırımı yapmama tereddüt var. Peşinden siyasi anlamda bu iklim başka çatışmaların da önünü açtı. Ve baktık ki anayasa değişikliğiyle birlikte falan Türkiye parlamenter sistemde iyi kötü kendi denetim mekanizmaları vardı. O denetim mekanizmalarını da tasfiye ederek tek adam rejimine doğru gitti. Bunlar da diktatörlüktür. Siz efendim başkanlık rejim falan filan değil yok. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok. Türkiye'de bağımsız yargı yok. Bağımsız yargının olmadığı yerde siz bunun kuvvetler ayrılığı falan bu başkanlık sistemi falan diyemezsiniz. Amerika'ya örnek alıyorsanız ya da Fransa'ya örnek alıyorsanız orada yargı var bağımsız. Başkanı görevden alacak yargı sistemi var. Türkiye'de bunlar var mı? O zaman Türkiye'de demokrasi yok. Bu sistem kötü bir sistem. Ve biz %50'nin ötekileştirdiği bir anlayışı biraz önce söyledik, reddediyoruz ama bu sistemin aksiyen yönleri, şimdiden dökülen yönleri de kimse göz ardı edemez. Tam burada yabancı yatırımcılar da bu tedirginlikleri sürdürmeye ve ekonomimizde adeta treni boşalmış kamyon gibi nereye gittiği belli olmayacak şekilde bilinçsizle gitmektedir. Acilen müdahale gerekiyor. Ama bunu damatla yapamazsınız. Damatla bu ülkeyi yönetemezsiniz. Oğlunuzla, kızınızla yönetemezsiniz. Burası 82 milyonluk bir ülke. Burası padişahlık değil. Burası demokratik kültürü olan, kişi olan, bir mücadele geleneği olan koskoca değer bir ülke, saygın bir ülke. Bu ülkenin aydınları, bildiği insanları vardır. Bu ülkenin sivil toplum örgütleri vardır, sendikalar vardır. Bu ülkede iş adamları vardır. Bu ülkede yetişmiş bürokratlar vardır. Bunlarla birlikte ortaklaşarak bu ülkeyi yönetebilir. Feraha ve refaha ulaştırabilirsiniz. Acilen demokrasi, acilen siyasi iktidarın başı olarak Sayın Cumhurbaşkanı, acilen Türkiye'de tekrar o 2000
dörtlü yıllarda, 2005'li yıllardaki olduğu gibi hoşgörüsünü kucaklayıcı politikalarına yeniden dönecek ve yeniden hiçbir şey bilmiyormuşçasına ülkenin kaynaklarından, bütün kaynaklarından ama insan kaynağı, toplum kaynağı, sivil toplum kaynağı, bütün kaynaklarından yararlanmanın çarelerine ve çözümlerine bakacak. Kendisini saraya kapatarak bu ülkeyi kolay yönettirmezler. Bu işi zor. Nitekim bu seçimler bunu göstermiştir. Şimdi sendik olarak sabrınızı fazla zorlamadan iki şey daha paylaşarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Biz Tekirdağ Sendikası olarak bütün bu olumsuz koşulların içerisinde örgütleme mücadelesi veriyoruz. Başarılıyız da çok şükür. 30 binler sınırına geldik. İnşallah biz bu Türkiye'de özellikle de örgütlü olmayan gıda işletmelerinde yeni yeni çözümler üreterek bu sayıyı artırma çabası içerisindeyiz. Ancak kabul edelim ki örgütlenmeyle ilgili sendikalar yasasında siyasi iktidarın yapmış olduğu bu 6356 sayılı sendikalar yasası, ben 12 yıl öncesinde de sendikacılık yapmış olan birisi olarak söylüyorum, çok önemli açılımlar ve çok önemli kazanımlar sağlamıştır bize. Bir kere bu iktidarın yaptığı en iyi şeylerden birisidir bu iktidar döneminde yapılan. Bu yeni sendikalar kanunu. Kimi arkadaşlarımız farklı düşünüyor olabilirler. Ben 6356 sayılı yasanın 274 sayı, 275 sayı yasayla eş olacak bazı yerlerinde ondan daha ileride olduğunu iddia ediyorum. Ama siz dünyanın en mükemmel yasalarını da yapsanız, eğer işlemeyen bir yargınız varsa başınız belada demektir. Siz bir tespit davasının 5 yılda sonucunu alamıyorsanız ya da işten atılmış bir arkadaşınızın davası yıllarca sürüyor, 6 yıl, 7 yıl sürüyor, yetmiyor davayı kazandığı halde bu sefer de alacak davası açmak zorunda kalıyorsa, bu garabetten kurtulamazsanız sendikal hareketin gelişmesi mümkün değildir. Türk İş gibi, disk gibi federasyonun asıl işi bu olmalıdır. Yargıda sorun var. Yargı ile ilgili sorunlara acilen çözüm üretmek zorunda. Ya da bizim geçmişte iddia ettiğimiz gibi acilen Yüksek Hakem Kurulu'na benzer yetki çerçevesini yetkide karar verebilen, uyuşmazlıkları çözebilen işçi ve işveren konfederasyonlarından oluşturacak yeni bir kurul, yeni bir müessese. Türkiye'de yeteri kadar kurul var, bu kurul yok ama. Bakın, eğer böyle bir kurul olsa sendikalar arası anlaşmazlıklarda bile karar verebilecek, yeri geldiğinde o kararı yargıya gitme hakkı elbette vardır ama o kararı uygulatma hakkı olabilecek bir kurula acilen ihtiyaç var. Bunun acilen hayata geçmesi halinde yargı yükü azalacaktır. Ve çalışanlarımızın mağduriyeti artık had safhada, binlerce insan. Sütaş'ta işten atılan arkadaşlarımız 6-7 yıldır işe iade kararlarını aldılar. Bu sefer de alacak davalarıyla uğraşıyorlar. Yüzlerce, binlerce insan. Onun için biz Türkiye'de özellikle de örgütlenme konusunda engel dediğinizde bir tek yargının dışında engel olmadığına inanıyoruz artık. Gel bu sorunu çözülsün, gerisini sendikalar hazırlık olmak için uğraşmasınlar, gitsin örgütlesinler, anlatsınlar. Sosyal medyanın gücünü, iletişimin gücünü iyi kullansınlar. Ki bunu kullanabiliyoruz da. Eskiden bizim haberlerimiz gazetede çıkacak mı, televizyonda çıkacak mı filan gibi dertlenirdi, işçiler beklerlerdi filan, bilgilenmiyoruz biz artık. Çünkü bizim web sitemiz her gün sabah yayın açıldığında 300 bin kişiye ulaşıyor. Hürriyet'in tıraşımı filan geçmiş tekrarın web sitesi. Onu bugünlere taşıyanlara teşekkür ediyorum. Ya da bizim haberlerimiz televizyonda çıkacak mı? Çıkarsa utanırım ben. ATV'de ya da şurada filan Tekirdağ ile ilgili haber çıkarsa utanırım. Biz sendik olarak ne yapıyoruz? Onun için konfederasyonların uğraş alanlarını doğru belirlemesi gerekiyor. Ve konfederasyonlar acilen kendilerini gözden geçirecek toplantılar, tertipler, arama konferansları düzenleyerek işveren konfederasyonlarımızınla işbirliği içerisinde Türkiye'nin önünü açacak yeni politikalar geliştirmek, yatırımı güvence altına alacak, çalışma hayatındaki ilişkileri sağlıklı ve planlı bir şekilde kurabilebilecek o komisyonları kurmalı, üçlü danışma kurulu da dahil sosyal ekonomik konseyin toplanması için baskı aracı olmalılar. Siyasi iktidarlar toplasın diye bekleme yerine siyasi iktidara niye toplamıyorsunuz diye hesap sorulacak özgürlüğünüzün olmasını istiyoruz. Sayın Başkanım. Evet, biz yine Tekirdağ Sendikası olarak özellikle de eğitimlerle ilgili toplu iş sözleşmelerimizde her olağan toplu iş sözleşmesi döneminde çalışanlarımızın tümünün endüstriyel ilişkiler adı altında bir eğitimden geçmesini önümüze hedeflemişiz.
ve bunu toplu iş sözleşmelerimizin %80'inde bu toplu iş sözleşmesi maddesi olarak geçti ve çoğu işletmelerimizde de bu gerçekleşti. Bu konuda yine başta MEY olmak üzere, Nestle olmak üzere, işte Mondelez olmak üzere, Trakya Büyük'te diğer işletmelerimiz önümüzdeki günlerde yapılacak tatilen toplu iş sözleşmelerimizin her birinde var ve bu önümüzdeki dönemlerde EYAP bu konuyu çoktan halletti çok şükür. Bu konuyu bizim olmazsa olmazımız olarak önümüze koyar bir politikayı belirledik. Neden? Çünkü biz eğitim yaptığımız her işletmede işçi arkadaşlarımızın, üyelerimizin işletmeyle olan aidiyet duygusunun geliştiğini, toplu iş sözleşmesi taleplerinin daha gerçekçi olduğunu, daha akılcı olduğunu ve işveren işçi ilişkilerinde çok önemli etkileri, olumlu anlamda etkiler olduğunu geri dönüşlerini aldık. Bu anlamda biz eğitimi olmazsa olmaz olarak önümüze koyuyoruz. Her seferinde müşteri ilişkiler değil, her seferinde ihtiyaç duyulan, bazen işverenlerimizin de ihtiyaç duyduğu eğitimlerin işbirliği içerisinde verilmesini önemsiyoruz. Ve Tek Gıda İş Sendikası olarak önümüzdeki günlerde bu uygulamamızı her geçen gün artırarak devam ettirmek ve sürdürmek istiyoruz. Çünkü biz işletmelerimizin güçlü olmasını istiyoruz. Bu konuda sizlerin yardımını istiyoruz. Yaptılan her işletmemizde ki Sayın Ercak da burada öyle midir efendim? Ya EYAP'ta filan bu eğitimleri yaptığımızda bütün arkadaşlarımızla biz olumlu dönüşler işte Mondelez'de filan her birinden aldık. Bunu önemsiyoruz ve Tek Gıda olarak eğitim konusunda işbirliğini istiyoruz her birinizde. Çünkü bu sizin için de işveren temsilcileri olarak bizim için de önemlidir. Öte yandan Tek Gıda Sendikası olarak endüstriyel ilişkilerde demokratik ve şeffaf olmayı önemsiyoruz. Birbirimizin hukukuna saygı duyan, birbirimizi anlayan ama hepsinden önemlisi de birbirimizin mücadelesine karşılıklı olarak el uzatarak ortak akıl üretebilecek bir özgüvene olan ilişki ben yapmamız. Bu anlamda biz Tek Gıda İş Sendikası olarak 67 yıllık geçmişimizde, bu sene 67. yılı kuruluşunun 67 yıllık geçmişinde emek ve demokrasi mücadelesinde üyeleriyle birlikte bugüne kadar sürdürdüğü mücadeleyle bugünlere geldik. Biz Tek Gıda İş Sendikası olarak irili ufaklı özel sektörde Türkiye'nin gıda iş kolunda 30 bin çalışanı yaklaşık ve 80 işletmeyi temsil eden ve bu işletmede her gün toplu sözleşmesi yapan ve bunları kış içerisinde üyeleriyle birlikte katılımcı bir demokratik kültür oluşturarak yapan bir sendika olmayı önümüze hedefledik ve koyduk ve bunu gerçekleştirdik. Bu anlamda bu sendikanın 67 yılında, 67 yıl boyunca bugünlere gelmesinde katkısı olan dün yönetiminde görev almış, üye olarak görev almış, temsilci olarak görev almış, gelmiş geçmiş bu görevi bugün bırakmış, aramızdan ebediyet ayrılmış herkese bu sendikanın başkanı olarak minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Ve bu sendikanın 67 yılını bugünü yaşamasına vesile olan yönetimin herhangi bir kademesinde görev almış yönetici kardeşlerime, şube başkanlarıma, üyelerimize, delegelerimize, işverenlerimize, bizimle birlikte ortaya koydukları işbirliği ve dayanışma ve mücadele için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Ve emek mücadelesinde bizi hiç yalnız bırakmayan kardeş sendikalarımızın başkanlarına, yöneticilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu ülkede mücadeleci, dürüst, namuslu sendika önderlerine ve sendikalara ihtiyaç var. Yürekli, cesur, korkmadan, ölümü göze alan, akılcı ama ölmek için değil, üyesini de öldürmek için değil, akılcı üyesinin refah düzeyini güçlendirmek için mücadeleyi önüne koyan sendika önderlerine dayanışmayı öğren, dostluğu, mücadele ortaklığını öğren sendika önderlerine ihtiyacı var. Ve bizimle bu önderlikle ortak mücadele eden, başta divandaki kardeşlerim olmak üzere bu kürsüde, bu salonda bulunan her birinize örgütüm adına teşekkür ediyorum kardeşler. Ve bu sendikanın bugünlere gelmesinde o mutfakta geceli gündüzü çalışan personeline, uzmanına, yöneticisine, en altında şuradaki personel arkadaşımızdan, yani taşıda çalışan arkadaşlarımızdan, merkezde çalışan bütün kardeşlerime ortaya koydukları bu emek için, bu sendikanın Türkiye'nin saygın mücadeleci öncü sendikalarından biri olma mücadelesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Ve bu sendikaya güvenerek sendikan örgütlenmeyi yapan, sendika örgütlenme nedeniyle işinden olan
Bunca'daki yasa tanımayan antidemokratik uygulamalara karşı direnişlerini başlatan Sivas işçisine, Harbin işçisine, bu mücadelede sendika ile birlikte kol kola aylarca soğuk sıcak demeden bize inanmış, hala o mücadelesini sürdüren kardeşlerimin önünde bu genel kurulda tekrar şahına saygıyla ve sevgiyle eriyor, selamlıyorum onları. Türkiye'nin her bir yerinde Tekrar'ın dışında da sendikal nedenlerle işten atılmış, sırf örgütlü olmak, anayasanın sağladığı güvenceyi kullanarak daha iyi bir yaşam, daha güvenli bir yaşam kurmak için sendikal örgütlülüğe adım atan ama bu ülkenin kimi acımasız, kimi kuralsız, kaptı kaçtıcı, o anlayışa sahip kimi işverenlerin, burada parantez içerisinde özellikle belirtiyorum, kimi işverenlerin karşısında mücadeleyi sürdüren başka sendikalara ait ülkenin dört bir yanında sendikal mücadeleyi, direnişi veren ve bu direnişi yapan kardeşlerimi bu genel kuruldan selamlıyoruz. Ve biz uluslararası dayanışmayı ve bu uluslararası dayanışmanın içerisinde uluslararası örgütümüzün, IF'in bizimle birlikte işbirliği içerisinde ulus ötesi şirketlerle dayanışmada son derece önemli katkılarını gördüğümüz IF'in bütün yöneticilerini bu genel kuruldan selamlıyoruz. Onlara dayanışma dileklerimizi iletiyoruz. Ve biz kadar kadar buraya gelen Fırıklı Dağ'daki örgütlenmelerimizle ve özellikle de çeşitli zamanlarda bizim ihtiyaç duyduğumuzda Fındık üzerine gelip bizimle dayanışma içerisinde olan Fenerbahçe'deki dostlarımıza gittiklerinde sendikalarına, Tekrar Sendikası'nın dayanışma dileklerini onlara sevgilerimizi, saygılarımızı iletmenizi rica ediyoruz. Sizler iyi ki varsınız. Ve biz buradan Azerbaycan'dan kongremizi şereflendiren ve bizimle birlikte sürekli hem IF'de hem de mücadelelerde bizimle birlikte olan Azerbaycan sendikalarına, konfederasyonlarına, kardeş ülkenin Azerbaycan sendikalarına buradan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ve son olarak bu genel kuruluna katılan, sabrını zorlayarak beni dinleyen hepinize örgütümün bütün kademeleri, bütün organları adına şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İyi günler.